Günaydın arkadaşlar, havalimanındayım. Bugün yolculuk Adana'ya. Bize ilham verecek iki tane işletmeyle tanıştırmak istiyorum sizi. Uçuş başlıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Adana'ya, havalimanına indik. Birazdan otomobilimizi kiraladık. Otomobilimizi de alıp yola çıkacağız. Bu arada bu videonun şöyle bir anısı var. Bu hafta Adana'daki bu havalimanı kapatılıyor. Çünkü yeni bir havalimanı yapıldı. O nedenle bu ziyaretimizin bizim için bambaşka da bir anlamı var. Burada benim çok anılarım var. Şimdi otomobilimize binip esnaflarımızı ziyarete gideceğiz. Osmaniye'ye geldik. Burası hakikaten çok sıcak ama cıvıl cıvıl. Şehrin merkezindeyiz. Burada şimdi esnafımızla buluşacağız. Arkadaşlar şu anda Osmaniye'deyiz. Adana'dan yola çıktık. Ahmet abimizin işletmesinin içindeyiz. Buranın adı Formen Kuaför. Ahmet abi yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyor ve teknolojiyi de kullanıyor. Şimdi onun hem buradaki işletmesini yakından tanıyacağız. Teknolojiyi nasıl kullanmış, ona ne katkı sağlamış, bize ilham verecek hikayesini dinleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ahmet abi, bu hikaye nasıl başladı? Bu hikaye 35 yıl önce başladı. 35 yıl önce ilkokulu bitirdiğimizde başladı bu iş. Kimden el aldın abi? Mesleğe gelen akraban falan yok. Öyle bir küçükken çırak olarak başladık çarşıda bir iş yerine. 35 yıldır Osmaniye'de misin? Evet, 35 yıldır buradayız. 35 yılı özetlesen ne anlatırsın? Ne anlatırsın? Çok güzel soru. Biraz heyecan var. Esnaflık nasıl bir şey abi? Abi esnaflık güzel tarafları da var, zor tarafları da var. İnsanlarla biraz farklı insanlar denk geliyor. İyisi, kötüsü, asabisi, düzgünü, yani her türlü insanla muhatap oluyorsun. Esnaflık bir insana ne öğretiyor? Hayatın her şeyini öğretiyor esnaflık. Yani yolda geçerken esnaflar birbirini tanır, halk birbirini tanıyor. Selamlaşıyorsun, hal hatır soruyorsun. O güzellikler de var. Son zamanlarda böyle ticarette ne gibi sıkıntılar var abi sence? Abi fiyat pahalılık var. Maliyetler çok yükseldi, malzemeler çok yükseldi. Gider gelir dengesi bayağı bozuldu. İş yapmak zorlaştı mı abi? Zorlaştı abi, eskisinden daha zor iş. Ama senin işletmen ayakta, evet, işini yapıyor. Evet, çok şükür ayaktayız yani. Geçiyorum teknolojiye abi. Evet. Teknolojiyle aran nasıldı, başta nasıldı, şimdi nasıl? Teknoloji güzel bir şey. Yani biz teknoloji Google'dan sayfamızı açtık. O bayağı bir faydasını gördük Google'dan. Müşterilerimiz çoğalmaya başladı. Yani böyle Google'dan adresimizi falan bulup yorumlardan dolayı faydası oluyor. Gelen gidenler oluyor. Google işletme profili kimin fikriydi abi? Karşıda fotoğrafçı arkadaşımız var. Komşumuz, o bana ön ayak oldu. Dedi ki böyle, hatta o sayfayı da o açtı bana. Ben devam ettirdim. Öyle o ön ayak oldu. Ne dedi de sen ona inandın abi? En azından yani şimdi şöyle, şehir dışından gelenler için falan çok güzel oluyor. Şey Google mesela, şehir dışından geliyor adam, önce zaten Google'dan bakıyor. İş yeri işte berber arıyorsa yazıyor işte berberler. Yorumlara falan bakıyorlar, ona göre tabii ki tercih ediliyoruz. Peki sen onları kontrol ediyor musun? Bu ilişki nasıl devam ediyor? Mesela bu sayfaya girer misin? Girersen hangi cihazda girersin? Yorumlara bakıyor musun? Nasıl oluyor abi? Yorumlara bakıyorum. Tabii cihaz, telefonum var. Telefondan bakıyorum. Sürekli kontrol ediyorum yapılan yorumları falan. Elimizden geldiği kadar tekrar dönüyoruz. Cevap da veriyoruz. Seni ilk defa böyle internetten bulup gelenler çok oluyor mu? Ne diyorlar gelince abi? Ya diyor ki mesela ben Google'dan ararken yorumlarınızı falan baktım diyor. Beğendim diyor. Yorumlarınız bayağı olumlu. Ona göre o yüzden tercih ettim sizi diyor. Geliyor. Kim memnun da kalıyorlar zaten. Bir yorum gelince nasıl haberin oluyor abi? Bu süreç nasıl işliyor? Mesaj geliyor ona. Google'dan mesaj geliyor işte yapılan yorum hakkında. Mesaj geliyor, o zaman inceliyorum. Sonra ne yapıyorsun? Sonra gerekirse cevap veriyorum. Teşekkür mahiyetinde. Hep böyle güzel yorumlar nasıl evet, oluyor? Evet, güzel yorumlar tabii, güzel yorumlar geldikçe insan hoşuna gidiyor tabii ki. Kötü yorum geldi mi hiç abi? Eleştiren bir yorum geldi mi? Ya adam yani şimdi şöyle, biraz maddiyatçı bir adammış. Ufak tefek işler yaptırmış. Ondan sonra tabii yoruma yazmış işte, ben şunu yaptırdım, şu kadar para aldılar falan diye. Ben de altına yorum yazdım, dedim ki yani bu işte bir yanlışlık var.
Onu anlattı, bana doğru gelmedi. Dedim gelin buyurun, telafi edelim. Bir hata var yani bu işte. Bir daha da dönüş yapmadılar. Gelseydi ne olurdu? Gelseydi en azından anlar, yani böyle detayı anlatırdı bana. O kendi kafasına göre anlamış. İşi küçümsemiş. Rakam büyük yani. Sanki çok büyük rakamlar biz zaten almıyoruz yani. Peki olumlu yoruma cevap verdikten sonra gelenler oluyor mu abi? Onu da bir anlatsana abi. Ya şimdi şöyle geliyor, anlatıyor, işte yoruma cevap vermişsin diyor, teşekkür ediyor falan. Geliyor, müşterimiz olanlar da var. Yani buraya geliyor, yoruma göre geldiği zaman artık sürekli müşteri olan müşterilerimiz de var. Abi senin bu teknolojiyle olan ilişkini diğer esnaflar görünce ne diyor, ne anlatıyorlar abi? Vallahi çok ileri boyutta o temasımız yok. Olsun abi, gene müthiş bir şey yani şu anda yapılan Ahmet abi. Yani mutlaka yani çok bize faydası var, müthiş yani güzel bir uygulama. Peki abi zor mu ya bu işler? Onu biraz anlat. Teknoloji zor değil abi. Hayata büyük bir kolaylık teknoloji. Kullanmasını bilene yani o çok güzel bir şey. Peki abi esnafları burada bekleyen fırsatlar var. Yani sen yaptın. Buradan gelen geçen seni görüyor, geliyor. Evet. Buradan senin videonu esnaflar da izleyecek. Onları cesaretlendirmek için neler söylersin abi? Bunları tavsiye ederim. İşlerini geliştirmek istiyorlarsa yani yapsınlar. Evde teknolojiyle alakalı kimler var abi? Çocuklar? Yok, kimse yok. Ben bir tane küçük kızım var zaten, öyle bir. Ötekiler hep evlendi gittiler, şey yoklar. Maşallah abi ya, evlendi mi? Kaç yaşındasın Ahmet abi? 51 yaşında. 51 yaşında mısın? Evet. Ahmet abi maşallah ya. Bunun sırrı ne abi? Vallahi bir sırrı yok. Bir de ayaktasın bak akşama kadar da. Maşallah ya. Yarın perşembe emeklilik dilekçemi veriyorum. Yani şey olarak, resmiye olarak. Öyle mi? Yani günüm doluyor, emeklilik günümüz. Yine mesleğe devam edeceğiz tabii. Hayırlısı olsun abi. Bir gün tahmin ediyor muydun abi Ahmet abi emekli olacak? İlk başladığım günü hatırlıyorum. Nasıl bir gündü abi? Birinci gündü. İşte başladık. Bağkur'umuz başladı işte böyle. Dedim bu 25 yıl emeklilik. 25 yıl ya bizde Bağkur'dayız. 9000 iş günü. Bu geçer mi? Geçti. Ben hayata hep askerliğe benzetirim. İlk günler çocukluk yılları geçmez hiç. Orta yaş öyle hızlı geçiyor ki askerliğin ortamı mesela. Askerliğin ilk günleri geçmez, bir de son günleri geçmez. Orta nasıl geçtiğini anlamazsınız. Aynı hayat da öyle. Ben hiç anlamadım değerli bir yaşına kadar nasıl gelmişim. Böyle yeni iş yapan, yeni işe giren girişimci arkadaşlar var. Bunlar teknoloji işleri de yapıyorlar. Yani gitti 25 yıl geride kaldı abi. 25 yıldan ne öğrendin, ne anlatmak istersin genç arkadaşlara? İşlerini sevsinler, işlerine saygı duysunlar, müşterilere saygılı olsunlar. Bu şekilde yani işine saygı olacak, işini severek yapacak. Teknolojiden uzaklaşmayacak, teknolojiye girecekler. Böyle sayfalarını açacaklar böyle sosyal medyalarda. Google'da işte, Instagram neyse. Oradan işlerini geliştirmeye çalışacaklar. Google hakkında ne düşünüyorsun? Google'u biraz anlat abi ya. Net yorumlara falan başladı da çok güzel baktım, gelişmeler falan güzel, daha üstüne düşmeye başladım bu sefer. Önce ilk zamanlar pek şey yapmadım, umursamadım ama sonradan faydasını gördükçe bayağı mecburen yani şey yaptık üstüne. Peki sen bu teknolojiyi kullanırken bir zorlukla karşılaştın, yok abi ben bunu yapamam, ben bırakıyorum abi dediğin bir zaman oldu mu? Yok, öyle bir zamanım olmadı. Ya şimdi şöyle, zamanla uğraştıkça merak edersen öğreniliyor. Biraz merak etmeye başlayınca insan daha böyle detaya giriyor, detaylı öğreniyor. Biraz merak ettik yani. Yakışıklı, saçlar nasıl oldu? Hadi vallahi abi. Bayağı yakışıklı oldun ha. Ahmet abiye daha önceden gelmiş miydin? Diğer yıl gelmiştim bir kere. Geçen yıl geldin, bir de bu sefer geldin. Ne olacaksın büyüyünce? Doktor. İnşallah abicim. Eyvallah, saatler olsun. Hadi abi, saatler olsun. Geldik videonun sonuna. Umarım bu anlatılanlar hepimize ilham verecek türden sohbetler olmuştur. Şimdi ne yapacağız? Ahmet abiye veda edeceğiz. Ona emekliliğinde başarılar dileyeceğiz. Çok da güzel bir tesadüf oldu bizim için. Başka bir esnafımızı ziyarete gideceğiz. Ahmet abi ben seninle tanıştığım için çok mutluyum. Teşekkürler, ben de memnun oldum. Onurlandırdınız bizi. Teşekkür ederim. Sen şu 51 yaşında nasıl böyle görünüyorsun? Onun sırrını bir anlat. Çünkü bize de yorum yazacaklar büyük bir ihtimal. Vallahi onun pek sırrı yok. Çalışmak. Tamam abi, çok mutlu oldum abi seninle tanıştığım için. Sağ ol abicim, eyvallah. Ahmet abiyle tanıştıktan sonra çekim ekibiyle beraber harika lezzetlerin olduğu bir yere baktık. Nereden baktık? Tabii ki Google haritalardan. En çok puan alan işletmelerden birine geldik. Şu anda biber kebaptayız. Ekibimizle beraber bu harika lezzetleri tattıktan sonra bir sonraki esnafımızı ziyaret edeceğiz.
Esnafın dijital yolculuğu serverimiz devam ederken size önemli bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Google'ın Mayıs ayında Konda'ya yaptırmış olduğu bu araştırmanın sonuçları çok önemli bilgiler içeriyor. Şimdi onları paylaşacağım. Konda'ya yaptırılan bu araştırma KOBİ'lerin internet kullanım alışkanlıklarını ortaya koyuyor. Öne çıkan verilere göre araştırmaya katılan KOBİ'lerin yarısı internet reklamı yapmıyor. Ayrıca Google işletme profili sahipleri görünürlüğün ticari faydalarını hissediyor. KOBİ'ler Google'ın arama sonuçlarındaki yorum ve puanlamalarına büyük önem veriyor. %80'i bunları çok faydalı buluyor. İnterneti aktif kullanan ticari işletmeler faaliyetlerinde çok olumlu gelişmeleri anında gözlemleyebiliyor. Peki Google işletme profilini yeterince tanıyor musunuz? Google işletme profili şu anda görmüş olduğunuz gibi işletmelerin internetteki kimliklerini yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir araç. Türkiye'de 1 milyondan fazla işletme bu profil sayesinde Google arama ve haritalarda müşterileriyle hızlıca etkileşime geçebiliyor. Anlatmış olduğum bu faydalı bilgilerden sonra şimdi gelelim ben neredeyim bunu anlatacağım sizlere. Şu anda Osmaniye'de Tozcu Gürhan'ın içindeyim. Burası tam anlamıyla bir başarı öyküsü. Peki bu başarının arkasında hangi sırlar saklı? Bunları size keyifli bir sohbet eşliğinde anlatma vakti geldi. Bu hikaye önceden belli bende oluşan bir şeydi. 17 Temmuz 2019 tarihlerinde sektörümüzün ilk açılışını yaptık. O günden bugüne tabii ki bir takım badireler atlatarak bugünlere kadar geldim. 6 yılı geride bıraktım. Ne tarz badireler merak ettik abi şimdi. Her sektörün bir inişli kalkışlı zamanları olur. O tür eylemlerden çok geçtim. Şükür şu anda belli bir rayına oturturduk bakalım şu anda gidiyor. Peki o zorluklara kafam takıldı. Artık yapmıyorum diyecek seviyeye geldiğiniz zorluk neydi? Öyle bir düşüncem hiç olmadı. Neden olmadı? Çünkü her sabrın sonunda bir selamet illaki vardır. Zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Zorluğun içerisinde sabır gösterildiği vakitte bir kolaylığın da geleceği aşikardır yani. Tozcu Gürhan girişimi nasıl başladı? Fikir nasıl ortaya çıktı? Tozcu Gürhan girişimi şöyle başladı. O zaman açmaya karar verdiğimde Eskişehir'deydim. Osmaniye'de bile değildim. Sonra aklımda bir anda böyle bir fikir oluştu. Kendi soyadımla işletmeyi kurmak istedim. O zamanın şartlarında -52.000 TL ile bu sektöre girdim. Tabii o süre zarfı içerisinde yeni kurulmuş bir işletme. Yani tabii ki bir zorlukları olacak. Yani kiranın ödenememesi gibi günler, elektrik faturasının ödenememesi gibi. İlk günlerden bugüne kadar baya bir yol kat ettiğimi düşünüyorum ki kat ettim de. Çünkü Instagram sayfamın en altına geldiğim zaman, dükkanı ilk açtığım zamanda tabelaların ilk asıldığı günüm bile paylaşımları duruyor hala. Bazen baktığım zaman sanki bir saatmiş gibi geçmiş o kadar zaman ama içerisinde yaşayıp da onca zamanı geride bırakmak da gerçekten bir başarı hikayesi diyebilirim. Tozcu Gürhan'ı diğer tozculardan ayıran özellik nedir? Bir, işimizi seviyoruz. İkincisi, sevdiğimiz için de her tostlarımızı estetik ve ilgi istercesine hazırlıyoruz. Yani tost dendiği zaman mesela okullarda işte kantinlerde olur, işte büfelerde olur. Biz kantin ve büfe düşüncesinden değil de ya gerçekten tostun da ehil insanların elinde yapıldığını, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte gerçekten bir ara aparatif yiyecek olarak sevdikleriyle bir arada oturup bir tost restorantına gidip gerçekten hususi bir tost yeme düşüncelerini katmak aslında. Yani yola bu şekilde çıktık. Hedefimizi ona göre belirledik ve o hedef doğrultusunda da gidebildiğimiz kadar gideceğiz inşallah. Şimdi geliyorum, Tozcu Gürhan teknolojiyle nasıl buluştu? Esnaflık sektörüne yıllarını vermiş abilerimiz var. Onların zamanında işte işletmeyi açtıktan sonra işte sabır edip bekliyoruz. İşte müşteri gelir ya da gelmez. Ondan sonra broşürdür. Ben daha çok teknolojik olarak reklam yapmayı doğru buldum. Çünkü bugün misalen 1000 adet bir broşür bastırıldığında 1000 tane insana birebir muhatap olarak, birebir broşürü vererek, kendini tanıtarak kaç günde bunu başarabiliriz? Ama günümüzün teknolojisinde
yarım saat içerisinde on binlerce insana ulaşım sağlayabiliyoruz. Tabii o da kolay olmuyor. Sosyal medyayı, Google'u aktif olarak kullanmak da hemen bir işletmenin tanıtımına vesile olmuyor. Ben halen reklam yapıyorum. Google'da sürekli işletmemizin konumu, yapılan yorumlara cevap verme halen takip ediyoruz. Ama istediğimiz hedefi halen tutturamadık bu 6 yıl içerisinde. O da kolay olmuyor. Bu sosyal medya ve teknolojinin kullanımı ile birlikte insanların bilinçaltında ya Merkez Osmaniye'de Tostçu Gürhan diye bir yer varmış. Aslında onların bilinçaltında benim ismimin var olmasını sağlamak. Yani bir gün canları tost istediğinde Tostçu Gürhan vardı işte paylaşımda görmüştüm ya da Google'da arama motorunda çıkmıştı ya da Instagram'da keşfette önüme çıkmıştı gibisinden. Tabii bunlar zamanla oturuyor yerine. Mesela ben ilk işletmemi açtığımda bir yıl boyunca 50 ekmek tost yapmadım. Gün geldi 4 adet tostla iş yerimi kapattım. Ama pes etmedim. Çünkü lezzetimden emin olduğum için iş yerimin nerede olduğunun hiçbir önemi yoktur diyerekten çıktım yola. O gün bugündür ocağı ne bir başkasına bırakırım ne de benden başkasına tost yaptırırım. Teknolojiyle ilk haşır neşir olmaya başladığınızda işletmeniz için zor geldi mi? İlk başlarda çok zor geldi. Bir abimiz vardı, bir video çekelim dedi. Hayatımda hiçbir kamera karşısında konuşmamışım ki. Yani oldu ki bir şeyler hazırlayarak o çekimde videoyu oluşturmak. Yani ilk çekimde çok zorlandım. Çok terledim yani. Sanki bir dizi filminde oynuyormuşum gibi çok zorlandım. Yani olmadı işte bura böyle oldu, şura şöyle oldu. Bir video, iki video, üç, dört, beş derken alıştık. Bir de işin Google işletme profili heyecanı var. O heyecanı da bizimle paylaşabilir misin? O heyecan şöyle, ben işletmeyi açtıktan tam 1,5 yıl sonra yan tarafımda bir fotoğrafçı komşum vardı. Dedi ki Adana'dan dedi misafirlerim gelecekti. Google'a yazdılar seni ama dedi konumunu bulamadılar. Gel dedi sana bir konum oluşturalım. O işletme profilinde iş yerinin açılış kapanış saatlerini, çalışma sistemini, fotoğraflarla, görsellerle, videolarla, sosyal medya gibi bunu oluşturalım dedi. Ben de tamam dedim. İşletme profilini yaptı, oluşturdu. Oradaki etken daha çok fazla olmaya başladı. Orada açılış kapanış saatlerini yazabiliyorsunuz. Fotoğraf, görseller, yorum, telefon, adres bilgisi. Onun gerçekten çok faydası oldu bana. İşletme profilini halen kullanıyorum, halen aktifim. Bir de işin yorumlar kısmı var. Çok aktif kullanıyorsunuz. Kullanıyorsunuz diyorum, güzel bir ekibiniz var. Ekip de çok heyecanlı o konuda. Yorumlarla ilgili neler anlatmak istersin? Çok enteresan yorumlar geldi mi? Onlara verdiğin tepki neydi? Öyle yorumlar geldi ki belki diyebilirim YouTube'da olsun. Adana'nın YouTuber fenomenleri var. Geldiler mesela çekim yaptılar. İnanır mısınız öyle yorumlar yapıldı ki yani iyi yorumlar yapan da var, kötü yorumlar yapan da var. Bir tanesini söyleyeyim hatta. Yani malzemeyi çok küçük doğrayıp da pazarcı tostunu yapıyorsun dedi. Yani kendisine cevap vermek istedim. Yani siz menemeni yaparken domatesi tüm mü atıyorsunuz? Yani doğramıyor musunuz? Yani o kadar komik, o kadar enteresan. Tabii biz hizmet sektörü olduğumuz için biz iyi ve kötü eleştirilere biz açığız. Eğer bir yorumda ya da bir müşteri bir hizmet sektörünü kötü eleştiriyor ise onu tercih etmek istediği içindir. Bunu defalarca kez tecrübe ettik. Çünkü yapılan bir üründe, yapılan hizmette eğer düzeltilmek istenilen bir sebeple eleştiri yapılıyor ise bu seni tercih etmek istediği içindir. Tercih etmek istemezse ellerine sağlık der, çeker gider. Şimdi bir ara kız istemeye gitmiştim. Kız istemeye gittiğimde dediler ki sizi kimlere sorabiliriz? Ben dedim ki beni sevenlerime sorarsanız iyiyim. Sevmeyenlerime sorarsanız kötüyüm. Şu anda bizi izleyen esnaflar var, girişimciler var. Sen onlara ne söylemek istersin? Şöyle, nasılsa bir bebek dünyaya geldiğinde önce emekler, sonra yürür, sonra koşmaya başlar. Yeni girişimci olacak olan arkadaşlar da en başta işletme profilini, konumunu belirlemeleri gerekir. İşletme profilinde iş yerlerinin
açılış kapanış saatlerini orada insanlara belirtmeleri gerekir. İşletmelerine gelen müşterilerine nasıl iletişim, hangi sektördeyse o sektör üzerinde teknolojik ürünlerin kesinlikle kullanılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü 20 yıl önceki zaman bu zaman değil, bu zamanda 20 yıl önceki zaman değil. Teknolojik ürünler kullanılmadığı hiçbir işte başarı elde edilemez. Son sorum, Tozcu Gürhan'ın gelecek planları ne? Tozcu Gürhan'ın gelecek planları, Tozcu Gürhan'ı Osmaniye'de bir marka haline geldim 7 yıl içerisinde. Tozcu Gürhan'ı daha kurumsal bir işletmeye götürmek, daha donanımlı, daha teknolojik, daha ultra lüks. İnsanlar Tozcu Gürhan'a geldiklerinde gerçekten böyle içlerini huzur kaplayacak. Ya sadece bir tostla kalmayıp gerçekten bu tostu böyle bir kuru yemiş gibi böyle bir ara atıştırmalık ama bu ara atıştırmalı kafasını dinleyebileceği bir mekan haline getirmeyi planlıyorum. Ben çok teşekkür ederim. İlham veren bir sohbet oldu. Ağzına sağlık. Buradaki ekibi de çok tebrik ederim. Sizle beraber harika bir şekilde çalışıyorlar. Siz de işletmenizle tanıştığım için çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Tozcu Gürhan'ın da muhteşem hikayesini dinledikten sonra geldik videomuzun sonuna. Google Türkiye'nin desteğiyle beraber özellikle Anadolu'daki teknolojiyi işleriyle birleştiren Google işletme profilini aktif bir şekilde kullanan esnaflarımızı ziyaret etmeye, esnafların dijital yolculuğuna şahitlik etmeye devam ediyoruz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki ilimiz teknolojiyi çok iyi kullanan bir sonraki işletme hangisi olsun yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.